Murat Bey, epey toplandı söz, notlar da sizde toplandı. Evet. Buyurun. Yani kararsızlar meselesi var. İbrenin tekrar kısıklığa döndüğünü söylüyor Cem Küçük. Bir dolu meselesi var. Açıkçası seçmenin kafasında da çok böyle projeler, daha doğrusu çözüm önerileri, memleket meselelerine derman olacak böyle programlar çok seçmenin kafasına kalmıyor. Yani bu sistemden ötürü de seçmen sadece liderin kim olacağını düşünüyor. Bir de bu ekonomi nasıl çözülür, kim çözülür, hangi programla? İşte vaatler değil de daha çok Cumhurbaşkanı'nın söylemlerine karşı bir eleştiri üretiliyor. Böyle eleştiriler var. Bir de açıkça söylemek gerekirse 3 isim etrafında dönüyor altılı masa. Ne dersiniz? Evet. 14 Kasım önemli bir tarih bu arada. Doğru. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu 3 farklı ülke ziyareti planladı. Bir tanesi Amerika'da teknoloji, İngiltere finans, Almanya üretim. Ben iktidar oluyorum mesajı veriyor esasında. 40 yaş altı seçmene. Ve şu an belki daha somut projeler 40 yaş üstü seçmen için daha elle tutulur bir proje olacaktır. Fakat bunun biraz daha ötelenmesi gerekiyor. Fakat 40 yaş altı seçmenin iktidarı suçladığı bir dönem var. Nedir bu? Dünya merkezinden uzaklaştığı, eksenini değiştirdi, içimize gömüldük. Efendim? Eksenin kaydığı. Eksenin kaydığı gibi eleştiriler var iktidara. Sayın Kılıçdaroğlu bunu gördü ve proaktif bir şekilde ön hazırlığıyla beraber ben dünyayı takip ediyorum, teknolojiyi takip ediyorum. Üretimin nasıl olacağını, literatürüne, kitabına uygun bir şekilde ben hazırlanıyorum. İktidara geldiğimde bunu uygulayacağım, bu modeli diyor esasına baktığınız zaman. Fakat iç siyasete baktığımız zaman tartışmalar her geçen günden daha da artıyor. Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, yoksa İmamoğlu mu kavramları? Bu da masadaki en büyük handikap olarak önümüze geliyor tabii. Evet. Dolayısıyla sonra bir süre sonra süreç tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nı gösteriyor. Yani Cumhur İttifakı'nı. Çünkü anketler de bunu söylüyor. Sizde son araştırmalar neyi söylüyor acaba? Dünyadaki demokrasi artık kalıplara sığmamakta. Şeffaf demokrasi adıyla dünyada demokrasi bu şekilde ifade edilmeye başladığı bir dönemde. Siz aday konusunda komplo teorilerini besleyecek açıklamaların yapılmasına müsaade ediyorsanız bununla ilgili ciddi bir sorun olur. O masada taraftarlaşma artar. Ve kutuplaşmayı kendi içinizde başlatarak aslında bütünlüğünden uzaklaştırırsınız. Masadaki o belirsizliği daha da görünür hale getirerek aslında Cumhur İttifakı'nı da beslersiniz. Ona yakıta dönüştürürsünüz. Bugün durum böyle mi? Öyle. Bu durumda böyle. Ve yalanlamalar gelmedi. Evet, ben onu diyorum mesela. Ya iddialar oluyor. Bu iddialar da böyle sıradan isimler tarafından dile getirilmiyor. Ya mesela Fatih Altaylı da keza bugün köşesinde yazmış. Yani öyle bir şeyden bahsediyor Fatih abi de. Diyor ki yani İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşüp kendisine aday olduğunu söyle. Biz de destekleyelim dediği iddia ediliyor. Daha sonra diyor benim bu yazım üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı basın koordinatörü Memduh Gültekin bana diyor bir mesaj yolluyor. Diyor ki üstadım bugünkü yazınıza istinaden İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş arasında iddia edildiği gibi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir diyor. Sayın Yavaş bu süreç hakkında altılı masanın vereceği tüm kararların yanında olacak. Şimdi bu cümlede ya altılı masa eğer Sayın Mansur Yavaş'la ilgili bir karar verirse, ama ki Kılıçdaroğlu'nun gönlünden geçen bu değil en nihayetinde. Ama diyor hani bunun yanında olacak. Altılı masanın iradesi dışında hiçbir şekilde kendi başına hareket etmeyecektir. Yanıt olarak Fatih Altay da diyor ki ya ben görüşmediklerini biliyorum. Dikkat ederseniz mesaj iletildi diyorum. Yani Sayın Mansur Yavaş'a. Sayın Gültekin de diyor ki iletilen bir mesajla bulunmamaktadır. Kesin olan durum budur. Oysa diyor Fatih Altaylı ben mesajı ileten kişiyi de biliyorum ama kendi arzusu olmadan adını yazamıyorum. Ve belli ki diyor Mansur Bey kendisine gösterilen tüm teveccühe rağmen aday olarak kendisini ortaya atmayacak diyor. Ama mesela Barış Arkadaş da keza diyor ki eğer isterlerse hani ben çok net açıklarım. Evet. Kim kimle ne zaman görüşmüş diyor yani Barış Arkadaş da bu dediğiniz o kadar doğru ki. Şimdi bu iddialar konuşulurken Sayın Mansur Yavaş çıkıp da yani açıklama yapmıyor.
Evet. Bu geçmişte yaptı mesela. Ama şimdi, iddialar mesela yalan diyordu, buna demedi. Buna demedi bu, Cem. O yüzden mesela teorilerini... bu son Kılıçdaroğlu onu da zor durumda bırakan tabii, bir şey. Bu yani... komplo teorileri daha da besler. Besler. Ve besler ve bu taraftarlaşmaya götürür. Evet. Ya bu ya Sayın Akşener bir strateji geliştiriyor. Yani belki orta vadede diyebilir ki ben Sayın İmamoğlu'nu işaret ettim, olmadı. Ben Sayın Yavaş'ı işaret ettim, olmadı. Ben artık böyle bir yola gidiyorum diyerek bir metodoloji oluşturuyor olabilir. İlginç çünkü, bir şey söylediğiniz, evet. Evet, çünkü geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu Fox TV'de bir yayında şunu söyledi. Herkes kendi adayını çıkartabilir demişti. Ve bu orada öyle kalmıştı. Sonra ona gelebilir o zaman durum. Ben bu ziyaretin eğer ki net bir şekilde konuşulmuyorsa komplo teorilerini daha da besleyeceğini düşünüyorum. Bu da masadaki belirsizliği ve çatlaklığı büyütür. Benim burada ifade etmek istediğim toplumun tamamen kulak kabarttığı bir dönemde, beklentilerini dinlemek istediği bir dönemde bu kavramların konuşuluyor olması masaya zarar verir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun İngiltere, Amerika, Almanya seyahati döneminde bu olayın konuşulması ve aynı zamanda Sayın İmamoğlu'nun yargılandığı bir süreçte bunların konuşuluyor olması da bu süreçlere ayrı bir manidarlık yarattığını görüyorum. Şimdi kim aday olursa olsun Cumhur İttifakı karşısında önde olduğunu görüyoruz ve toplumun bir ilgisi var. Burada nasıl... Kim aday olursa olsun mu? Evet. Yani mesela Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz orada. Yani 20 yıldır yaptıkları bir şekilde hani bugün ve bugünden sonrası için attığı adımlar. Yani kim aday olursa olsun Cumhur İttifakı'nın karşısında başa, Millet İttifakı gerçekten birkaç önde isim, mi? Birkaç evet. isim başa baş bir yarış var ama bazı isimler... Kim onlar mesela? Onları şu an telaffuz etmem yanlış olur. Hayır, yani bunlar bilinen isimler değil mi? Tabii bilinen isimler ama... O bahsettiğim kutuplaşmaya ve taraftarlaşmaya da hizmet edeceği hizmet için eder. Söylemek tamam, istemiyorum. Peki, ama şurada şunu ifade etmek istiyorum. Bu seçmen, kararsız seçmen 40 yaş altı. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Yani kararsızların oranı bu arada %13'e gerilemiştir. Ve kararsızların %90'ı genç. 40 yaş altı seçmen ve bunlar belirleyecek ülkenin kaderini. Ve bunlar ne istiyor? Seçim sonrasında bu ittifakı kim bir arada tutacak? Nasıl yasa çıkartacaklar? Birlikte yasa çıkartacaklar mı? Dünyadaki saygınlığı tekrar kazanacak mıyız? Bu kavramlar üzerinde düşünüyor. Ve Türkiye'nin ekseninin batıya yönelebileceğini umut ediyor. Ve bunlar üzerinde beklentilerin arttığı bir süreçte bunların konuşulması... Su rica ediyoruz o zaman. Bunların... Çok özür dilerim efendim. Bir su rica edelim ve bir çay rica edelim. Evet, teşekkür ederim. Buyurun efendim. Yani bu seçmenin kulak kabarttığı ve batıya odaklandığı teknolojiye Sayın Kılıçdaroğlu bunu görüyor ve okuduğu için bu ülkelerin değerleriyle görüşmeleri evet. gerçekleştirdi. Ben ülkemi bu şekilde inşa edeceğim diyor. Tekrardan inşa nasıl edileceğini anlatan bir gezi olarak bakmak gerekiyor. Murat Bey, kararsızların oyları dağıtıldığında mı siz Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı öneriyorsunuz? Evet. Çünkü bugün itibariyle bakınca bütün araştırmalar hemen hemen %80, %90'ı Cumhur İttifakı'nı daha önde gösteriyor. Bu da ibrenin bu tarafa doğru döndüğü. Ama 3 ay bu öncesi bir... değil bakın. 2 ay öncesi ya da 3 ay öncesi Millet İttifakı'nın gerçekten önde olduğu söyleniyordu. Bu moral temel bir sebebi söylemiştim. Var. Var. Hayır temel ben Sayın Özer Sencer, önce... Sayın Bekir Ardır, Konda, Metropol bu araştırma şirketleri dahil olmak genelde üzere söylüyor. Ortak ama araştırma onlar da 3 ay önce. Ortaktı yani. Ortak onlar da 3 ay önce ibre o tarafta diyordu. Bunun temel sebebi biraz önce Selami Kur'an hocamızın söylediği gibi yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal konut projesiyle, Murat Kurum'un açıklamasıyla 8 milyon yurttaşın başvuru yapması bir güven endeksi. Peki, aslında. EYT tabii, güveni gösteriyor. EYT mesela bu önemli yaratması. Bir şey tabii, açıdan EYT, değil mi? 1,5 milyon EYT. Biraz sonra konuşacağız. 1,5 milyon sözleşmeli kadroyu alacağız deniyor mesela evet. net bir şekilde. Asgari ücrette ciddi bir artış evet. olacak. Mesela TOK dediğimiz arabayı görsel olarak görüyor olması, fabrikayı görüyor olması, arka planda nasıl onu ortaya çıkardığından ziyade görünüre bakmakta. Şimdi EYT meselesi var. EYT'de ise stajyerler mağduriyeti var. Eğer o 1 milyona yakın stajyer, çırak, öğrencilerin de mağduriyeti... 1,5 milyon net bir rakam var ama orada. Ama şöyle, stajyerleri saymıyorlar. 2000 öncesinde yani 99 öncesinde
lise döneminde meslek okullarındaki stajyerler geçerli değil. Onlara da dahil ederlerse 5 milyona yakın bir etki yaratacak. Örneğin 1,5 milyona yakın taşeron, pardon, sözleşmeli personeller vardı. Yaklaşık 90 bin civarında ise örneğin bilgi işlem teknolojileri konusunda taşeronlar var. İşte hastanelerde çalışan personeller var. Bunlar da eğer ki kadroya geçerse... Koca... Havalimanları, kıyı emniyeti bazı yerleri taşeronlara bırakmışlar. Onları kadroya almamıyorlar. Onlar da bir mağduriyet. Bu arada ama Sayın Bakan Fahrettin Koca'nın biraz önce açıklaması mesela var. Daha yeni Sayın Bakan da şöyle diyor. Diyor ki yani 80 bin kişi alınıyor. Yani. Diyor ki 85 ama bazı bin yerleri açıktan hocam atama yapılacağı ilan ediyor. Bu devlet hava meydanlarında güvenlik görevleri, temizlik işlevi. Ya bu 31 bin diyorsun var. Çarpı ailesi mesela evet. Böyle düşünüyoruz. İşte mülakat yapılmaksın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanını açtık. Yani şimdi bir mesele var, bir sorun, bir sıkıntı var da. Şimdi iktidar bir şekilde bütün bu sıkıntıyı, hasarı tahmin etme çabası içinde. Ama çünkü muhalefet onlar da EYT'yi istiyordu biliyorsunuz. Yani muhalefet esasında EYT'yi gündeme getirdi. Kamuoyu gündeme baskısı getiren, diye bir şey var. O baskıyı oluşturdu belki de. Yani, evet, şu an iktidarda olan bir hükümet var. Tabii. O da ne yapıyor? Hemen yapıyor. Ama muhalefet de yazabilir yani bunun tabii, şeyi. Tabii. Bu EYT'yi ilk ortaya atan İYİ Parti'ydi. Sayın Akşener aslında gündeme getirdi. CHP de bunu harmanladı, gündeme getirdi. Fakat iktidar bu süreçte Cumhurbaşkanı 4 partisi yani katkı olsun 4 yıl önce falan taahhüt etmişti. Yok. Erdoğan bana iktidarıma bile mal olsa çıkarmam dedi. Yok olumsuzdu. Ya. Ben de öyleydim. Mesela ben de 3-4 bu çıkmaz olumsuz dedim. Hatta hükümet baskı meclisi şu anda muhalefet ciddi baskı Erdoğan, oluşur. Yani bana seçim bile kaybettirse çıkmaz bu yasa. Çıkarmam. Evet, ama şimdi mecbur kaldı. 4 yıl önce. %30-28'leri Anayasa Mahkemesi de vermişti. AK Parti oylarının %28'e düştüğünü gördüğünde EYT'ye desteklemek zorunda kaldı. Ya bu ya sonuç bu olma, şey, ha bu şeyi gösteriyor. Ya seçim bu ürün seçim. Ama doğaldır bu siyaset. Çünkü o kadar şey bıçak sırtı ki. Ya doğru siyaset ama aynen. Böyle bir şey. Dünyanın her yerinde çok Selami. Bilinir ya. Hayır siyaset Selami. Aynen. Burada samimiyet. Dünyanın her Amerika'da da siyaset böyle. Hocam gündür bugün. Ama hayır yani bakın hangi kesim olursa olsun dokunan adımlar önemlidir. Peki. O kesim açısından önemlidir. AK Parti doğruları ne zaman bulmaya başladı? Oyları %28-29'a düştüğünde toplumun sorunlarını, taleplerini bulmaya başladı. 20 yılda öyle mi? 20 yılda değil. Oyları %28'e, 20 yıldır bulmuş olsaydı oyları %28'e gerilemezdi. Yaklaşık 3 neye ay öncesinde %28'e yani geriledi oyları. Ben o kadar ve düşünmüyorum. Ya. Ben 10 ay öncesinde gerçekçi değil. Anket ne kadar? AK Parti hiçbir zaman 32-33'ün altına bence düşmüyorum. Yani gerilemeyi hangi dönem daha çok gerileme oldu? 3-4 ay öncesinde. Bunlar tamamen bir anket sonucu. Örneklemesi nasıl, bilimselliği nasıl? 1500-2000 kişi telefondan bir anket yapıp oy şu kadar diyor. Şu an kaç mesela bu anket var? Sabahtan beri kaç tane anket sonucu verdiniz ya Allah aşkına ya. Genelliyorsun. Yani biraz şeffaf olun lütfen. Biraz daha objektif olun. Şeffaf demokrasiyle tanışın biraz. Tamam Murat Bey. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. İzleyiciler de şöyle bir şey diyor. Hakkı teslim edelim. Şimdi altılı masayı konuşuyorsunuz ama burada da altılı bir masa var diyor. Ya altı konuk. Bu altı konuk içinde siz hepiniz konuşurken Murat Bey. Aynen Murat Bey. Murat Bey hepinizi diyor çok sakin bir şekilde dinledi. Ne olur Murat Bey de kesmeyin diyor. Doğru söylüyorsunuz. Öyle ama çok nedir? Murat Bey gerçekten Cem'in dediği soru şu. Ben biraz önce soracaktım ama Cem de gazeteci benden önce davrandı sağ olsun. Dedi ki yani hani sizin anketinizde son anketinizde. Ya şunu söyleyebilirim. Ha, ama karar sizleri de dağıtarak. AK Parti ifade ettiğim gibi doğruları bulmaya ne zaman başladı? Oylarının %28-29'a düştüğü andan itibaren doğrularını bulmaya başladı. Ve şu an çok ciddi anlamda bir oy yükselişi var. Bunun da temel anlamında somut projeleri görünüyor olması. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bunu okuduğunu düşünüyorum. Ve bunun sonrasında dünya ile iletişim kuran bir Erdoğan'ı gördük. İşte NATO krizi, işte Ukrayna'daki o tabii, süreçler. Orada verdiği mücadele, diplomasi, trafiği. Tabii o mücadele, dünya, yani biz Sayın Erdoğan ve hükümeti neden eleştiriyorduk? İşte dünyadan koptu, içerisine gömüldü ve kendi kapalı kutular arasında kaldı diye eleştirdiğimiz dönemde Sayın Erdoğan'ın
İşte Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte görünürlüğü artmıştır. Birleşmiş Batılı Milletler'deki o tahıl krizi geldi. Belli aynı zamanda devam eden esir yeni değil. Takası, yalnız Ukrayna Savaşı ile ilgili değil. Daha önce başladı. Esir takası olduğu işte bu İsveç ve Norveç, İsveç ve Finlandiya konusunda Türk toplumu çok hassas. Hatta son anketimde de bunu koydum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında da çok ciddi anlamda bir destek var. Örneğin Finlandiya konusunda hassasiyetini görüyoruz. Doğu Karadeniz'deki doğal gaz aramalarına mesela muhalefet tabanında desteği var. Ama siz önemli bir şey söylediniz. O kaçmasın, olur mu? Yani siz dediniz ki Sayın Kılıçdaroğlu bunu okudu. Okudu, o okuduktan yurt sonra gitti. Yurt dışı. Tabii. Ali Erdem Fırat, duyuyorsunuz değil mi? Ben bunu? De. Yani bu okumayı yaptıktan sonra İngiltere, Amerika ve hatta şimdi ne zaman Almanya? Almanya'da önümüzdeki haftalar. Önümüzdeki evet. Hafta galiba değil mi? 23, böyle 24. Beraber, yani devamı da gelecek Ali gibi. Hatta bu, yani, bu, evet. Bu, bakın bunun hızlı proaktif olduğunu nereden anlıyoruz? Amerika gezisi okulların kapandığı bir dönemde, üniversitelerin kapandığı bir dönemde Sayın Kılıçdaroğlu üniversite ziyaret etti. Bu aslında o sürecin ne kadar hızlı ve alelacele gittiğinin de bir göstergesi olarak okumak lazım. Yani içerideki okumayı gördükten sonra Sayın Kılıçdaroğlu da dış dünyayla bağlantı kurduğunu ve teknolojiyi takip ettiğini ve üretimi Türkiye'ye getireceğini söyledi. Ve bence son dönemdeki en önemli siyasi hamleydi ve başarılı oldu mu? Videolar mükemmeldi. Başarılı oldu mu derken anketler ne diyor? Anketlerde baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir düşüş yok. 2018'e göre oylarının %30 oranında da arttırdığını görüyoruz. Oyunu 2018'e göre iki siyasi parti oyunu arttırıyor. Birisi İYİ Parti, birisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bu önemli. Bakın 2018'e göre, alınan oylara arkadaşlar, göre... Arkadaşlar bir su ve bir çay alabilir miyiz rica etsem? Biraz önce Hülya söyledik ama gelmedi. Bunu tekrar ifade edeyim. 2018'de alınan oy oranlarına göre sadece ve sadece iki siyasi parti oylarını arttırmaya devam ediyor. Bunu iyi takip etmek gerekiyor. Ve AK Parti? AK Parti 2018'e göre oyların altında. Hatta Türkiye'nin bütün illerinde %40'ın altında diye ifade edebiliriz oy oranlarına. Niye aynı yani? %42-42 siz de altında. Söylediniz ya. Ben 42 demedim oy oranı. Yok yok, aynı ilerleme var dediniz biraz oylarında önce. Bir %28-29 olan AK Parti'nin oylarında ciddi bir yükseliş var diyor. Murat Bey, teknik ama soru. Ama ki benim oranım teknik değil. Murat Bey, şimdi kıymetli bir arkadaşımız, genç bir arkadaşımız. Araştırmalar açısından şöyle soruyorum yani alanınızla ilgili olduğu için. Yani diyelim işte ekonomik sorunlar işte 1-1,5 yıla yakındır Türkiye'de ciddi şekilde her zaman gündemde konuşuluyor zaten. Yani bunun aslında normal demokrasilerde, demokratik ülkelerde seçim arifesinde 1,5 yıl varken aslında muhalefetin, ana muhalefet partisinin oylarına radikal bir artış yol açması gerekmez mi? Oldu fakat burada şunu ifade edebiliriz. Ama hayır, CHP bağlantı 27-28 diye genelde ben duyuyorum evet. Ya yani oy oranı 1-2 puandan bahsetmiyorum. CHP %22 yani bu kadar oy aldı sıkıntıda... 2018'de. Şu an baktığınız zaman %30 oranında bir artış diye okuyabilirsiniz bunu. Fakat şunu söylemek isterim. Türk seçmeni yurttaşların sadece ekonomik değerlere bakarak oy vermiyor. Tabii. Mesela Mustafa Bey biraz karamsar kalmış olsaydı. Terörle mücadele vardır, ulusal birlik. Bu önemli bir soru. Hem sorusunu soracağım hem cevabını vereceğim. Hülya Hanım'ın da ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Aynen. Mesela Mustafa Bey sağ kökenli bir isim ve kamuoyunda takdir etti. Öncelikleri farklı olur seçmeni. Ve çizgisi de belli. Mesela Sayın Erdoğan'ın karşısında alternatifler arasında kendi iç dünyasında, gönlünde iç dünyasında Mansur Yavaş vardır mesela. Kararsız kalsa alternatif bu Millet İttifakı açısından değil mi? Baktığımız zaman o profil oraya uyuyor. Ama şöyle bir şey olur. Yarın bir gün diyelim ki ikisi yarışmış olsa Sayın Erdoğan ve Sayın Mansur Yavaş yarışmış olsa... baba figürleri devreye girmiş olduğunda Sayın Erdoğan'a yönelecektir. Bu seçmen profilin örneğin özellikle İç Anadolu bölgesinde tercihi Mansur Yavaş olduğunu görüyoruz. Fakat bu seçmen gönülden çok oy vermiyor. Yarın bir gün Sayın Erdoğan'la yarıştığı zaman
bir anda baba figürü olan Sayın Erdoğan'a yönelecektir. İç Anadolu seçmeni. Kılıçdaroğlu olursa seçimin, ne yapar? Seçimin kaderini Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesi ve en önemlisi Doğu Karadeniz bölgesi belirleyecektir. O yüzden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu anketlerde aslında derinlemesinde en güçlü adaylardan bir tanesi. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında da yine önemli figürlerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu. Şöyle diyelim. Olabilir. Bunlara örnek vermek gerekirse gönülden oy vermek çok önemli. Gönülden oy vermek ve kalıcı ve sürdürülebilir bir boyuta çıkma açısından. Örneğin senaryo geliştirelim. HDP diyelim ki boykot kararı verdi önümüzdeki seçimde. Diyelim ki gitmeyin dedi. Hangi aday her şeye rağmen aday gösterilmiş olsa gidip oy verebilir? Buna bakmak gerekir. Örneğin Doğu Karadeniz seçmeni hangi koşullarda kime oy verebilir? Anketlerde şu Kemal an birinci şu çıkıyor demek, Cumhurbaşkanlığı anketlerle belirlemek doğru değil. Farklı senaryolarla önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadede nelerle karşılaşacağız, bunlara bakmak gerekiyor. Hmm. Yani peki. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu halen potansiyel Cumhurbaşkanı adaylardan bir tanesi. Aday da kazanabilir karşımızda mi? Duruyor. Yoksa aday, aynı zamanda bir tereddüt yok. Ekrem İmamoğlu. Zaten hepsi kazanabilir.